Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Fussilet suresi. Ve bu surenin 1 ve 8. ayetler arasını değerlendireceğiz. Bu sure Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan surelerden. Daha ilk ayetlerinde Fussilet ayetuhu, ayetleri tafsil olundu mealinde. Geçen Fussilet kelimesinden dolayı bu sureye bu isim verilmiş. Allah-u Teala bugünkü okuyacağımız bölümde şöyle bildiriyor. Hamim. Hamim iki tane harf, Allah ile Resul arasında bir şifre ve Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğine de işaret etmekte. Tenzilü minel Rahmanir Rahim. Bu kitap Rahman Rahim olan Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Rahman ve Rahim malum Besmele'de de geçiyor, Fatiha'da geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçen Allah'ın iki ismi. Kur'an-ı Kerim'in Rahman Rahim'in indirdiği bir kitap olması bu iki ismin rahmete delalet etmesinden dolayı. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu ve Rahim oluşu onun rahmetiyle alakalı. Allah'ın kitap göndermesi de rahmetindendir. Nasıl ki yağmura rahmet namı verilmiş, yağmur ile yeryüzü hayat buluyor, diriliyor ve etraf yeşeriyor. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'den gelen ifadelerle de insanların gönülleri, kalpleri, ruh dünyaları yeşeriyor, hayat buluyor. Kur'an-ı Kerim bu açıdan Allah-u Teala'nın rahmetinin mücessem timsallerinden bir tanesi. Kitabun, bu bir kitaptır. Fussilet ayetuhu, onun ayetleri tafsil edildi. Bu ayetleri tafsil edilen bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de bir takım meseleler bir yerde gayet kısa olarak geçebilir ama başka bir yerde bunun açılımı bulunmaktadır. Mesela Fatiha suresinde Yevmiddin ifadesi geçiyor. Maliki Yevmiddin, din gününün maliki. Acaba din günü nedir? Bunu başka bir yerde öğreniyoruz. وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّنِ Bildin mi din günü nedir? ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّنِ Sonra bildin mi din günü nedir? يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا O gün hiçbir nefis bir başkasına fayda veremez. وَالْاَمْرُ يَوْمَ اِذِنْ لِلّٰهِ O gün emir bütünüyle Allah'ındır. Yani يَوْمُ الدِّنِ يَوْمُ الْجَزَى İnsanların hesaba çekileceği gün. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de bir kısım ayetler başka yerde kısa geçilen manaları tafsil etmekte ve açıklamaktadır. Kur'anen Arabiyyen ve bu Arapça bir Kur'an. Kur'an-ı Kerim'e okunması itibariyle Kur'an deniliyor. Yazılmış olması itibariyle de kitap deniliyor. İndirilmiş olması itibariyle de tenzil deniliyor. Bunlar her biri Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden ve özelliklerinden. Ve Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiş. Arapça olarak indirilmesi ilk muhatabının Arapça konuşmasından ve muhataplarının yine Arap kavmi olmasından dolayı. Başka bir ayette Allah-u Teala şöyle bildirir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِمْ Biz her bir peygamberi kavminin diliyle gönderdik. Dolayısıyla her kavme peygamber gönderilmiş. Allah-u Teala mesajını, haram ve helallerini bildirmek gibi, dünyaya ahireti anlatmak gibi mesajlarını milletlere değişik dillerle bildirmiş. Ancak Allah-u Teala son ilahi, evrensel mesajını Arapça olarak göndermiş. Bunun Arapça olarak gönderilmesi, Arap dilinin de bazı özelliklerine bağlanabilir. Çünkü Arapça gerçekten kuralları itibariyle kurallı bir dil. Mananın güzel bir şekilde ifade edilebildiği dillerden, şu anda da dünya dilleri içinde en önde gelen dillerdendir. لِقَوْمِنْ يَعْلَمُونَ Ve bu Kur'an-ı Kerim bilen kavim için, yani manadan anlayan, ilimden nasibi olan kimseler için indirilmiştir. Ama cehalette bulunmak isteyenler Kur'an-ı Kerim'in bu ifadelerinden istifade etmezler. Allah ne buyurmuş, Allah neler bildirmiş? Bunlara karşı duyarsız kalırlar ve kendilerini mahrum bırakırlar. Beşiran ve nezira, bu Kur'an bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak
gönderildi. Yani Allah'ın rahmetini anlatıyor. O yönüyle Beşir. Cenneti anlatıyor. Bu yönüyle yine Beşir. Ama öte yandan Allah'ın gadabından da haber veriyor. Ve gadabının bir tecelli yeri olan cehennemi insanlara hatırlatıyor. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim nezir, yani bir uyarıcı. فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ Ama onların çoğu yüz çevirdi. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar duymuyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'i duymak istemiyorlar. Bundan dolayı da sanki duymayan kimse gibi, sanki sağır gibi bir halleri var. Yine bu sure içerisinde اُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Onlar sanki çok uzaktan çağrılıyorlar. Yani uzaktan çağrılan birisi ne denildiğini pek duymaz. Bunlar da her ne kadar kendilerini anlatan peygamber de olsa, her ne kadar çok yakından da anlatsa ama iç dünyalarında bu hakikatlere çok yabani kalmışlar, yabancılaşmışlar. Bundan dolayı kabul edemiyorlar ve sanki duymamış kimse gibi muamele ediyorlar. Ve galu ve dediler ki gulubuna fi ekinnetin kalplerimiz örtülü mimma ted'une ileyhi sizin davet ettiğiniz şeyden sizlerin davet ettiği şeyden bizim kalplerimiz örtülü dediler. Ve fi azanina vakr ve kulaklarımızda da bir ağırlık var. Ve min beynina ve beynike hicabun bizimle senin aranda bir perde var. Fe'amel innena amilun artık sen ne yapacaksan yap biz de yapacağımızı yapacağız dediler. Bu onların Kur'an-ı Kerim'e karşı ön kabulleri olduğunu, şartlı baktıklarını gösteriyor. Yani daha işin başında kabul etmemeye niyetlenmişler. Ve Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki, o zamanki müşrik Araplar böyle demişler. Senin bize çağırdığın meselelerde kalplerimiz örtülü. Malum örtülü olunca perde arkasından bir şey görülmez. Onların da kalbi Kur'an'daki hakikatleri göremiyor. Ve kulaklarımızda bir ağırlık var. Kulakta bir ağırlık olduğu zaman sesleri duymaz. Yani senin ne dediğini biz duymuyoruz. Ve bizimle senin aranda bir perde var. Bu tabii onların gaflet perdesi, cehalet perdesi. Onlar belki başka anlamda söylüyor ama gerçekte de bu manada görülmez bir perde bulunmakta. Ve ardından da şunu ifade ediyorlar. Ne yapacaksan yap, biz de yapacağımızı yapacağız. Kul innema ene beşerun mislukum. Ey peygamber sen onlara de ki ben ancak sizin gibi bir insanım. Yuha ileyye ama bana vahiy geliyor. Ennema ilahukum ilahun vahid. Bana vahiyle şu bildiriliyor ki sizin ilahınız bir tek ilahtır. Yani mabut olarak tek Allah var. Arada putlar yok. Arada başka ibadet edilecek varlıklar yok. İlah tek bir ilahtır. Bu bana vahyediliyor. Festagimu ileyhim. Artık siz de ona yöneliniz. Yani istikamet Allah. Allah'a yöneliniz. Vestagfiruhu ve ondan mağfiret dileyiniz. Yani günahlarınız var. Günahlarınızın bağışlanmasını dileyiniz. Burada ayet-i kerimede festagimu ileyhim. Yani ona yöneliniz. İstikametiniz o olsun. Bu gerçekten dikkat çekici bir mana. İnsanlar nasıl ki kıbleleri oluyor, kıblelerine yöneliyorlar. Bizler Müslümanlar olarak Kabe'ye yöneliyoruz. Kabe bedenimizin kıblesi. Bedenimizi ibadette Kabe'ye çeviriyoruz. Ruhun kıblesi ise doğrudan doğruya Allah'tır. Ve insan ruhuyla Allah'a müteveccih olmalı, Allah'a yönelmeli. Ve veylül lil müşrikin, müşriklere yazıklar olsun. Yani veyl onlara, yazıklar olsun onlara. Veya veyl cehennemde bir vadi de denilmiş, azap vadilerinden birisi. Müşrikler için böyle bir veyl var. Ellezine ki onlar, la yu'tune zekate, onlar zekat vermezler. Burada Mekki olması hasebiyle de düşünülecek olursa, İslamiyet daha o dönemde haramlarıyla, helalleriyle, tümüyle daha bildirilmemiş ve zekat belki de müessesi olarak henüz o zaman mevcut değil. Bu açıdan
Bazı alimler bunu değerlendirirlerken bizim doğrudan şu anda zekattan anladığımız maldan kırkta birini verme, kârdan kırkta birini verme şeklinde değil de zekatın kelime anlamını nazara veriyorlar. Yani onlar arınmaya yanaşmazlar. Onlar günahlardan temizlenmek, nefislerini kötü özelliklerden temizlemek gibi böyle şeylere yanaşmazlar. Gerçekten bu mana burada anlatılanlara daha uygun düşüyor. Çünkü doğrudan onlara dinin teferruatı bildirilmiş değil. Onlara tevhid anlatılıyor ve günahlarına karşı istiğfar etmeleri bildiriliyor. Dolayısıyla doğrudan bir zekatın burada şu andaki anladığımız anlamıyla bulunması düşünülmeyebilir. Ayet-i Kerime onlar zekata yanaşmazlar derken yani temizlenmeye yanaşmazlar. Arınmak istemezler. Günah kirleri içinde kalmayı tercih ederler. Hani Avrupa ile alakalı anlatılır. İşte Avrupa'da eskiden insanlar pek yıkanmazlarmış. Ve öyle bir kültürleri yok. Öyle ki bundan dolayı vücutlarında nahoş kokular meydana geliyor. Bu kokuları önlemek için oralarda parfüm sanayi gelişiyor. Ve o gibi kokularla diğer kendilerindeki kokuları bastırmaya çalışıyorlar. Halbuki bir insan birkaç günde bir yıkandığında pırıl pırıl tertemiz olur. O gibi kokulardan da kurtulur. Kur'an-ı Kerim müşriklerin necis olduğunu bildiriyor. İnnemel müşrikune neces. Müşrikler pisliktir. Buradaki necislik doğrudan belki beden itibariyle değil. Her ne kadar beden itibariyle de kendilerinin düzgün bir hayatı olmadığından kokuşmalar olabilirse de asıl buradaki nazara verilen necislik ruhlarındaki, iç dünyalarındaki pisliklerdir. Yani onlar günahlara karşı hassas değildirler. Günahları işlerler. Bundan dolayı ruhları kirlenmiştir. Kalpleri kirlenmiştir. İşte bir insan birkaç günde bir yıkanmasa nasıl kirleniyor ve yıkanmadığı zaman üst üste bunlar biriktiğinde artık kokudan yanına varılmaz bir hale gelir. Onun gibi demek ki müşrikler de manen kirli, manen pis bir vaziyette ama bir peygamber kendilerine gelip de temizlenmelerini onlardan istediğinde, tevbeyle, istiğfarla, pırıl pırıl tertemiz hale gelmelerini istediğinde buna da yanaşmıyorlar. Ve onlar zekata yanaşmazlar, yani arınmazlar, günahlardan kurtulmazlar. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Ve onlar ahireti de inkar eden kimselerdir. Bu kafirlerin, müşriklerin en önemli özelliklerinden imanın 6 esası var ve bunların da temelinde Allah'a iman, ahirete iman yer alır. Din bu ikisi üzerine kurulmuştur. İşte bunlar tevhide yanaşmadıkları gibi öldükten sonra dirilmeye, diğer alemdeki hayata da inanmazlar. Eğer ahirete inanmış olsalar kendilerine çeki düzen verecekler. Ahirete inanmış olsalar günahların ahirette vereceği zararı düşünecekler, günahlardan kaçınacaklar. Ama inanmadıklarından her türlü günahı serbestçe işleyebiliyorlar. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihât İman eden, salih amel işleyenlere gelince lehum ecrun onlar için bir mükafat vardır. Gayr-ı memnun bitmeyecek bir mükafat. Yani önce müşrikler nazara verildi. Müşriklerin diğer alemdeki durumlarına dikkat çekildi. Burada da mümin olanların ve salih amel işleyenlerin durumu anlatıldı. Kur'an-ı Kerim zaten genelde dengeli bir şekilde anlatır. Çünkü Kur'an-ı Kerim beşir ve nezir olarak gönderilmiştir. Hem Allah'ın rahmetini müjdeleyecek hem de azabıyla korkutacaktır. Cehennemde ki durumlara, ahiretteki durumlara dikkat çekildikten sonra ehli imanın da durumu burada nazara verildi. İman eden ve salih amel işleyenler için bitmeyecek bir ecir var. Buradaki ecir mükafat anlamında. Allah-u Teala aslında şu anda iman eden, salih amel işlemiş olanlara peşin olarak da mükafatlarını veriyor. Yani bir insanda iman varsa o kimse ücretini peşin almıştır.
İmanın kendisi bizzat bir mükafattır. Çünkü iman etmek Cenab-ı Hakk'ın çok özel bir lütfu ve nimetidir. Öte yandan salih amel işlemek, bu da insanı insan yapan özelliklerdendir. İnsan eğer salih amel, iyi amel yapmazsa bu defa kötü ameller yapacaktır. Kötü ameller ise bunların her birisinde problem vardır. Mesela dili nazara alalım. Dil güzel konuşabilir, güzel şeyler söyleyebilir. Bunlar salih ameldir. Aynı dil yalan da söyleyebilir. İftira edebilir, gıybet edebilir. Bu da kötü ameldir. Bir insan yalan, gıybet, iftira, kötü sözler söylemek gibi şeyleri yaptığında aslında vicdanen rahatsız olur. Bu açıdan günahlara girmiş olan insanlar problemli insanlardır. Ve günah insanı dünyada manen sarhoş eder, manen kirletir ve manen psikolojik problemlerle onu karşı karşıya bırakır. Çünkü her bir günah insanın kalbinde, ruhunda bir yara açar ve vicdan bundan rahatsız olur. Çünkü vicdan ve Kur'an birbiriyle ikizdir. Şu manada, yani Kur'an-ı Kerim'de her ne emredilmişse insanın vicdanı bunu tasdik edecek durumdadır. Her ne yasaklanmışsa insanın vicdanı bundan rahatsızlık duyacak şekildedir. Böyle olunca bir insan Allah'ın dediklerini yapmakla, salih ameller işlemekle vicdanen mutmain olur, rahat olur ve psikolojik olarak problemleri olmaz. Şu dünya hayatında bile manevi bir cennet hayatını yaşar. Ama inkar yolunu, küfür yolunu tercih ettiyse, salih amel işlemek yerine günahlı bir hayatı tercih ettiyse, küfrün kendisi zaten bir karanlıktır. Nasıl ki gecenin karanlığında bir insan rahatsızlık duyuyor, böyle bir insan da küfrün karanlığında vicdanen elbette ızdırap duyacaktır. Ve cehennemde azap çekmek nasıl insanın hoşuna gitmeyen bir durum, şu dünya hayatında küfürlerle dolu olan bir hayatta zaten cehennemi bir hayattır. Şu dünya hayatında daha bu şekilde insanı ızdıraba götürmüş olur. İşte Kur'an-ı Kerim hem imanı hem küfrü nazara vermek suretiyle doğru bir yolu bize gösteriyor, istikametli yolu gösteriyor. Festagimu ileyhi, Allah'a yönelin demek suretiyle de bize ruhumuzun kıblesini beyan ediyor. Cenab-ı Hak dosdoğru bir hayat yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.